Galatasaray Televizyonu ekranlarına hoş geldiniz değerli izleyiciler. Sarayın Yıldızları'nda yeni bir haftada karşınızdayız. Bugün Ali Samiyan Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'ndayız. Başarılı oyuncu, çok iyi bir Galatasaraylı Yiğitcan Ergin bizlerle birlikte. Yiğitcan hoş geldin bir kez daha. Hoş bulduk Melisa, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Buraya gelince daha da iyi oldum. İyi ki sana gelirim programa ama bu sefer bir şartım var. Stüdyoda değil, sahanın kenarında olacağız demişim. Aşırı iyi hissediyorum kendimi şu an. 1,5 sene sonra buradayız tekrar yani. Pandemiden sonra. Bir de çok büyük bir özlem vardı tabii ki tribünlerde olmaya. Sen direkt şu anda saha kenarındasın. Tabii canım, tabii. Zaten yani senden kameradan çok hani etrafa bakıyorum. Çok seyircilere yakalanmadan inşallah idare ederiz. Hep böyle bir özlemişçesine etrafa bakıyorum yani. Bayağı özledik. 2 sene önce programımıza konuk olmuştu Yiğitcan. Sevgili seyirciler, ne kadar iyi bir Galatasaraylı olduğunu görmüştük. Zaten maçlara da gidiyorsun. Şimdi pandemiden sonra da yine tribünlerdeki yerini alacaksın. 2 sene geçmişti. Dedik ki yeniden seni konuk alalım. Zaten böyle bir sözüm vardı sana. Tabii. Bu kez sağ kenarında çekeriz demiştim. Daha önceki seferde Galatasaray Store'da çekmiştik. Bugün de buradayız işte. Nasıl gidiyor? Neler yapıyorsun Yiğitcan? Tabii biraz zor. Herkes de olduğu gibi işte pandemi şartlarında çalışmaya çalışıyoruz. 2 hafta önce sete çıktık. Yeni bölümleri yetiştirmeye çalışıyoruz. 17 Eylül'de yayındayız. Çalışmayla beraber yoğun bir tempoya girdim. Şu an için her şey yolunda, sağlığımız da yerinde, dikkatle ediyoruz. Bir yandan da işte stadın açılış maçını bekliyoruz. Hemen konuyu ben yine oraya tabii bağlayayım. Tabii senin hayatında zaten Galatasaray çok ayrı bir yerde ve birazdan zaten detaylı bir şekilde dinleyeceğim ama dizi de başladı 16. sezonu değil mi? 16. sezon, 595'i çekiyor. 5 bölüm sonra 600. bölüm olacak. Senin adına 3 sezon kaç bölüm? Benim şu an çektiğim bölüm 75. bölüm. Herhalde bu sene 100'ü göreceğiz inşallah, Allah ömür verirse. Tabii burası senin için çok ayrı bir yer diye düşünüyorum. Arka Sokaklar dizisinin seti, tecrübeli oyuncular var, genç oyuncular var, bir aile gibisiniz. Kesinlikle. Sabah öyle. Akşam çekimleriniz var. Bu çekimi bile ayarlarken o kadar zorlandık ki sevgili seyirciler ama Yiğitcan'ın Galatasaray sevgisi onu buralara kesinlikle getirdi. Nasıl evet, geçiyor evet. Yeni sezon çekimleri? Nasıl geçiyor? Öncelikle yoğun geçiyor, çok yoğun geçiyor. Hikayelerimiz de ilk 3 bölüm için en azından çok heyecanlı, çok büyük, çok güzel hikayelerimiz var. Biraz zahmetli geçiyor ama seyircinin seveceği tatta güzel bölümler geliyor yolda. Siz her zaman zaten aslında bence Türk halkının duygularına da dokunuyorsunuz. Tabii. Konularınızda, tabii, hikayelerinizde. Çok gerçek bir dizi var. Kesinlikle ortada. Öyle. Bu da herkese oldukça etkiliyor diye kesinlikle düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Zaten ilk bölümde çok uzak olmadığımız birkaç hikayeyle seyirciye merhaba diyeceğiz. Ülkemizin geçirdiği kötü günlere istinaden. Güzel bir hikayemiz var. Ben yine yayına bırakayım, çok bilgi vermeyeyim ama seveceklerini yine kendilerinden bir parça bulacakları samimi, güzel, sıcak bölümler geliyor. Arka Sokaklar dizisinin bir bölümün de Yiğitcan orada da Galatasaraylılığını gösterdi sevgili, tabii, seyirciler. Formasını giydi. Az sonra o görüntüleri, tabii, de sizlerle o görüntüleri kesinlikle izlemenizi istiyorum. Nasıl oldu o sahne? Hoşuna da gitmiştir yani. Şöyle oldu. Şimdi senaristimizle Ozan abiyle aramız çok iyi. O da iyi Beşiktaşlıdır ama benim ne kadar iyi Galatasaraylı olduğumu biliyor. Sağ olsun bana bir ufak jest yapmış sahnede. İşte bir Ezgi Cemal sahnesi. Ezgi'nin Cemal'i bütün gün çok yorduğu bir sahne. Sonunda da bak sen benim bütün işlerime koşturdun. Benim de sana bir hediyem var diyor. Hediyeyi veriyor. Hediyeyi bir ölçüyorum. Galatasaray forması. Tabii yayında giyiyorum vesaire. İşte taraftarlarımızca da çok sevildi o sahne. Çok mesaj aldım. Çok güzel şeyler okudum. Galatasaray TV'de de yayınlansın bence. Güzel bir sahne. O zaman o görüntüleri izleyelim. Ardından sohbetimize devam edelim. Bu da senin. Bana mı oldu? Evet. Benim yakışıklı, düşünceli sevgilime bir hediye. Oh. Galatasaray forması mı aldın sen bana? Evet. Hem de yeni sezon. Hadi giy bir bakayım nasıl olacak. Adanmış hayatların umudu. Bu sanki
biraz dar mı oldu? Biçimsiz mi durdu? Bunu geri mi göndersek değişime? Ay tamam, şaka yaptım, kızma kızma, tamam çok güzel oldu. Sevgili seyirciler, sohbetimiz tüm hızıyla devam ediyor. Bu kadar iyi bir Galatasaray'la. Birazdan Galatasaray'ı konuşacağız zaten Yiğitcan'la. Tabii Cemal'le Ezgi'nin hikayesi de aslında çok seviliyor. Siz böyle güzel de bir ikili oldunuz. Onların hikayeleri, atışmaları gerçekten seyirciye de fazlasıyla geçti diye düşünüyorum. Tabii tabii. Biz şimdi set dışarında beraber vakit geçirdiğimizde bizi yolda gören izleyicilerimiz zaten direkt Ela'nın yanına gelip İşte ne çektirdim bu çocuğa, bu Cemal Ezgi'den neler çekiyor, senin peşinde neler yapıyor diye çok tatlı tepkiler gösteriyorlar. Biz de mutlu oluyoruz. İşte bir şeyler yapıyoruz, o da seyirciye geçiyor, seyirciye dokunuyor. Gerek sosyal medyada, gerek sokakta, gerek komşularımız, arkadaşlarımız çok sevildi. Çok mutluyuz, çok da memnunuz. Benim için Cemal özel bir karakter yani. Böyle uzunca bir zaman sonra kavuştum, böyle tadını çıkarttım, altını çok çizmeye çalıştım. Çok sevdiğim ve bence sevilmeyi de hak eden bir karakter. Galiba öyle de oldu. Cemal'de senden neler var acaba? Çünkü artık çok özdeşleştin bu karakterle. 3 sezondur oynuyorsun. Aslında Yiğitcan olmaktan çok Cemal oluyorsun tabii, hayatta tabii, değil tabii, mi? Tabii. Bence tabii bir Galatasaraylılık var. Formayı giydirdik tabii, Cemal'e. Orası onun, ayrı. Onun dışında Cemal'de bende en çok ne vardır? Şunu söyleyebilirim. Merhameti diyebilirim. Cemal'in bir kimsesiz büyüme hikayesi var. Sokak çocuklarıyla beraber sokakta büyüme hikayesi var. Onlara karşı merhameti, onlara karşı ilgisi, onları koruma tavrı. Daha doğrusu karşılaştığı bütün karakterlerle. Yani hani insanları koruma duygusu, insanları anlama duygusu, adalet duygusu. Yiğitcan'da da var diyebilirim. Ben de öyleyimdir yani. Biraz böyle adaletsizliğin karşısında dururum, haksızlığın karşısında dururum. Korunması, kollanması gereken bir durum varsa lafımı sözümü söylemekten çekinmem. Cemal'le en çok birbirimize benzediğimiz özellikler bunlar herhalde. Alt derebi tokatladın, hakaret ettin. Ne olacak değil mi Ezgi'cim? Ama her ilişkide olur böyle kavgalar. Yapma ya. Bravo. Evet, alt tarafı bir tokat çık yani, büyütmesen. Tokat çık mı? Dişlerim zangırdadı be. Sanki ufak tefek bir şeysin. Tokat çıkmış. Tüm gücünle abandın, komşular bile duydu. Peki senin çok farklı bir karakteri oynama isteğin var mı? Yani tabii çok çok karakter oynama isteğim var. Farkı muhakkak var. Bir hayalimiz var bizim de yani. Gitmek istediğimiz bir yol var. Şimdi bu basamaktayız. İnşallah yarın başka aynı bu şekilde güzel işlerde oluruz. Bir sinema filmi çok istiyorum. Evet, sinema filmi. Evet, ya aslında çok kötü bir döneme denk geldik. Tam ben arka sokaklara girdim. Cemal'le bir şeyler yapmaya başladık. İşte pandemi patladı. Küresel bir kriz, küresel bir sağlık sorunu. Hal öyle olunca bir herkes ne olduğunu bilememe durumuna düştü. Öyle olunca da bir sektör de bir nasıl reaksiyon vereceğini bilemedi. Aslında bir boşa geçmiş. Boşa geçmiş demeyelim de ne olacağı belirsiz bir sene geçirdik. Sen yine çalıştın pandemide. Çalıştım. Şimdi sosyal hayatta da Yiğitcan benim arkadaşım olduğu için biliyorum. Biz de çalıştık, sen de çalıştın. Aynen öyle. Bizim için hiç bitmedi yani, hiç o eve bitmedi. Kapanma gerçekleşmedi. Gerçekleşmedi. Bir de o zamanlar pandemiye dair çok bir fikrimiz de yoktu. Bir virüs vardı. Evet. Her şeyden korkar, her şeyden sakınır. Her türlü karamsarlığa düşerdik ama bir yandan da çalışmak mecburiyetindesiniz. Yani iş devam ediyor. Şimdiki gibi değildi. Hani insanlar biraz daha bilinçlendi. Maske, mesafe, işte aşı, en önemli şey aşı. Aşılarımızı olduk. Daha rahatız ama zor dönemden geçtik beraber. Seninle de o dönem çok konuştuk. İnşallah daha da güzel günlere doğru gidiyoruzdur yani. İnşallah. Pandemi sende neler değiştirdi? Pandemi bende neler değiştirdi? Herkesin çünkü bir ruh sağlığıyla oynadı sanki. Kesinlikle değil mi? Öyle oldu. Bir de tam biz sosyal bir iş yapıyoruz yani, iletişime dayalı bir iş yapıyoruz. Tam işimizin meyvesini alabileceğiz derken evlere kapandık, maskeler taktık, iletişimimiz azaldı. En çok işimle ilgili iletişim problemi yaşadım yani, biraz sokakta, biraz hayatın içerisinde. Onun dışında evlere kapanmak bütün sosyal alışkanlıklarımızı değiştirdi. Bütün kültürel alışkanlıklarımızı değiştirdi. En son sinemaya ne zaman gittik? Tiyatroya ne şartlarda gittik? Tiyatroya gitmeye gayret gösteriyorum ama işte belli yasaklar, belli mesafeler, maskeler.
Tabii bir takım eğlencelerimiz, keyif aldığımız şeyler vardı çoğuna. İşte en önemlisi burası. Yani benim haftada bir burası benim psikolojik detoksumdu. Yani buraya gelip rahatlıyordum. Hani bunu başka şekilde ifade edemem yani. Tam da koltuğum şu karşıda. Galatasaray'ın R yazısı. Gözü geldiğinden beri o R yazısında sevgili evet, seyirciler. Evet. Az kaldı. Az kaldı. Vallahi İstanbul'da yemeğimizi yerdik. Yukarı doğru çıkardık. Bir saat kalıpta da girerdik. Orada sohbet muhabbet. Her şeyin kıymetini anladık yani. Kesinlikle böyle bir öyle. Dönem oldu. Kesinlikle öyle. Ve gelelim Galatasaray'a. Gelelim. Sen oraya gelmek istiyorsun. İstiyorum. Oraya doğru gidiyoruz. Geldik o zaman. Çok iyi bir Galatasaraylı İlcan. Gerçekten çok gönülden bir Galatasaraylı. Zaten bizim önceki programımızı izleyenler de biliyordur. Senin sosyal medya hesabını, senin hayatını yakından takip tabii. edenler de biliyordur. Tabii. Hayranların da biliyordur. Ama bu program başından beri de zaten bunu gösteriyorsun. Şimdi bu koltuk, Ali Samiyan koltuğu. Bunun ne işi var burada diye soracaksınız. İlcan'ın böyle enteresan hikayeleri var. Dinlemek istiyorum. Bu koltukla başlayalım. Ali Samiyan koltuğu sana ne hatırlatıyor Yiğitcan acaba? Çocuktuk. Çok da seviyoruz. Ali Samiyan'ın son maçında herkes Ali Samiyan'dan bir parça evine götürmek istedi. Koltuk çok götüren arkadaşım var. Çok götürebilmiş arkadaşım var diyeyim daha doğrusu. Benim de Ali Samiyan'dan kalma Ali Samiyan'ın çimlerinden kopardı. Böyle bir salkım toprak evimde hala böyle bir cam fanusun içinde duruyordu. Ben koltuk götürmeyi çok istedim. Kapalı tribündeki arkadaşlarımın tamamı götürmüştü. O dönem kapalı tribünde değildim. Diğer tribünlerde polisin bir engeli vardı. Ben de kafaya taktım yani. Bunu götüreceğim hatıra olsun diye. Taktın mı yapacaksın değil mi? Taktım, sonuç yapacağım. Ne olursa olsun. Sonuç ne olursa tabii. olsun. Bir de yani yıkılacak stat. O zaman tabii kulübün hani nasıl bir tasarrufu var da bilmiyoruz. Hani bilsek ki bunlar bir yerde satışa çıkacak. Bir yerde buradan bir kulüp gelir elde edecek. Tamam biz hani yıkılacak gidecek stat diye. Bizim tribünde polis çok katıydı yani. Mümkün değil izin vermedi. Ben de bunu böyle sırtıma onların içine soktum böyle. Onların içine de ne kadar yani. Evet ya bol bir montum vardı. Galatasaray montum vardı içi polar. Dedim ki şöyle çaktığım odan ufak ufak yürüyeyim. Birinci polis kortejinden geçtim. İkinci polis kortejinden geçtim. Benim koltuğu aldığımı gören taraftarlar helal olsun sana helal olsun. Orada iyice tabii sen heyecanlandın ve gidiyorsun. Yandık. Yandık dedim yani böyle. İnşallah dedim bu arkadaki tezahürat bana gelmiyordur. Benim zaten arkama dönmemle polisin beni durdurması. Otobüse bindirmesi, koltuğu alması bir oldu. Geçen programda da sen yine böyle bir sürpriz yapmıştın. İşte o meşhur koltuk diye. Güzel olmuştu. Böyle bir anısı var bu koltuğum bende. Sayende ama evimde artık. Takımı nasıl buluyorsun? Takımı nasıl buluyorum? Ya zor bir iki sene geçirdik. İşte bizim sektöre dair pandemiyle ilgili konuşurken futbolda çok çok daha fazla etkilendi. Yani %50'si saha içi ise %50'si tribündür. Zor bir dönemden geçtik. Bence pandeminin ilk senesi şampiyonluğun en büyük adayıydık. Geçen sene de bir golle kaçırdık. Talihsizlik diyelim. Güne gelecek olursak Galatasaray çok uzun zaman sonra ilk defa galiba 96'da buna benzer bir kadro kurmuştu diyebilirim. Daha gençler, daha başarıya aç, daha organize bir durumda bir kadro kurdu. Yeni transferlerin yaş ortalaması çok iyi. Hem yaş ortalaması mükemmel. Hem maaş skalası mükemmel, güncel ekonomik krizde geleceğin kadrosu, açlar, iştahlılar, başarı istiyorlar hepimiz gibi. Mükemmel bir yaş ortalaması var. Bu vesileyle başkanımız Burak Elmas'a da teşekkür edelim. Fatih Hoca ile beraber muhtemelen sırt sırta mükemmel bir organizasyon kurdular. Ben çok başarılı olacağımıza inanıyorum. Tabii biraz sabretmek lazım. Muhakkak bir takım aksilikler de olacaktır, bir takım tökezlemeler olacaktır. Ama ben çok iyi yolda olduğumuzu düşünüyorum. Çok ümitliyim yani. Kesinlikle öyle. Çok kaliteli genç oyuncuları, dinamik oyuncuları kesinlikle kadromuza öyle. Kattık. Bu kadro bizleri heyecanlandırıyor. Tabii ki sabır gerekir. Çünkü belli bir süre birlikte oynayacaklar ve daha sonrasında çok daha iyi yerlere geleceğiz. Yani Galatasaray'ı seven biri olarak sen de mutlusun ki Galatasaray'ın geleceği inşa ediliyor. Kesinlikle öyle. Mutluyum. Dediğim gibi hem yaşları, ekonomik durum artık güncel futbol piyasasında maalesef çok önemli. Mükemmel işler yapıyoruz. Çok destekliyoruz. İnşallah yaşları genç oyuncular bunlara Fatih Hoca ve teknik ekip de bir şeyler katacaktır muhakkak. Çok daha güzel yerlere gelecektir. Bu şekilde Galatasaray Endüstrisi kendi futbolcularını üreterek, satarak, bir daha üreterek, bir daha satarak Florya'dan güzel yerlere geleceğini düşünüyorum. Fatih hocamızı da çok sevdiğini biliyorum. Biraz dinlemek isterim senden. Tabii. Hocayla daha önceki programda da bahsetmiştim.
bir tanışma fırsatımız olmuştu. Florya'da bir görüşme gerçekleştirmiştik ortak tanıdıklar vasıtasıyla. Çok iyi Galatasaraylı. Büyük tecrübe. Florya'ya girdiğiniz anda anlıyorsunuz Fatih Hoca'nın. Yani benim arkam dönüktü. 30 metre geriden kapıdan girdiğini ben arkam dönük hissettim. Florya'da hoca girince bir şeyler oluyor yani. Öyle bir tılsımı var yani. Bazı insanların önerisi muhakkak vardır yani. Çok çaba sarf ettiğini, çok emek verdiğini biliyorum. Aynı ilk günkü hırsıyla çalıştığını biliyorum. Bizim kadar üzüldüğünü, bizden daha çok sevindiğini biliyorum. Ona inanıyorum. Hani bir takım aksilikler olacaktır, bir takım tökezlemeler olacaktır. Bizim de bir bestemiz var ya, bir günde olmadı, bir günde de tahttan indirmeyiz. İmparator hocamızın Fatih arkasındayız. Terim, evet, hocamızın arkasındayız. Aynen öyle. Biz Türk halkı bir şeylere çok kolay konuşuyoruz. Böyle ağızdan bir kere de çıkıyor. 10 senede 8 şampiyonluk diye böyle bir saniyede kuruyoruz da o 8 şampiyonun çok başka bir hikayesi var. Yani onun altında bir ömür yatıyor. Eşi benzeri olmayan bir başarı. Hani biz 10 senede 8 şampiyonluk ama diye bir cümle kurmuyoruz. Hocamıza teşekkür ediyoruz. Hocamızın arkasındayız. İnşallah daha da güzel günler yaşayacağız. Ve Kaptan Arda Turan, sevgili seyirciler, bizi izliyorsa selam olsun buradan. Kaptan Arda Turan'la da çok iyi bir diyaloğun var. Bunu biliyoruz. Biraz senden dinleyelim. Galatasaray üzerine çok sohbet ediyoruz. Bizi izleyen Galatasaraylılar da zaten muhakkak biliyorlardır nasıl bir Galatasaraylı olduğunu. Ama ben hani özel olarak mesai geçirdiğim için söyleyeyim. Başka bir noktada, yani başka bir Galatasaraylılık durumu var. İçeride, dışarıda, yanına oturduğunuzda, sohbet ettiğinizde bunu anlarsınız. Çok büyük bir kariyer. Çok büyük bir kariyer. Yani Gönülden Galatasaraylı. Her şeyi geçtim. Aklıyla ve duygularıyla Florya'da. Hiçbir şey olmasa onun sadece aklıyla orada olması bile, Fatih Hoca'nın tedrisatından geçmiş, Simeone'nin, Luis Enrique'nin tedrisatından geçmiş birinin Florya'da olması, bu kurduğumuz genç kadro için büyük nimet. Çok uzun yıllar başarılı olacağına inanıyorum. Futbolculuğundan sonra da Galatasaray'da. Bir gün sizleri bir araya getiririm umarım. Evet, yani bir gün hatta biz Arda abiyle tavla oynarız. Aramızda böyle bir tavla durmuş. Şimdi Arda abi burada yokken ben de hani tavla yeniyorum. Genelde yeniyorum diye. Öyle bir şey yok. Gördüğüm en iyi tavlacılardan bir tanesi. Çok ikimizin de tutkusudur tavla. İkimiz de iyi tavla oynarız ama Arda abi çok iyi tavlacıdır. Bir gün esprili bir program yaparız. Belki güzel olur. Evet, o zaman buradan bir kez daha selam yollayalım. Ben de selam yollayayım. Arda Turan'a. Peki yakın zamanda unutamadığın anılardan bahsedelim istiyorum. Çok heyecanlandığım maçlar, biraz bahsetmiştin ilk programda da ama onun üzerine her ne kadar tribünlere pek fazla gelemesen de evet, eminim ki yenileri eklenmiştir. Tabii. Yenileri şöyle eklendi. Çok heyecanlı bir taraftarsın. Bir arkadaş grubunuz var ki evet, ben biliyorum çok güzel bir şekilde. Ben de bir gün maç izleyemedim sizle. Evet, ayarlayamadık. Onu ayarlarız. Lütfen bu sözünü kesinlikle tutar mısın? Tutalım. Bizim böyle bir irili ufaklı bir 15 kişilik grubumuz var yani. Ali Samiye'nin yeni açığında başlamış, eski açığı, kapalı üstü. Oradan da Doğu Tribünü sirayet eden güzel bir grubumuz var. Onlara da buradan selam yollamış olayım. Stadyumda olmasa bile ekran başında güzel anılarımız oldu. Üzüldüğümüz anlar da oldu bu pandemi döneminde ama güzel anılarımız da oldu. Tabii stadyum kadar renkli ve eğlenceli olmuyor. Mustafa Muhammed'in geldiği sezon Fenerbahçe'ye attığı golden sonra neler oldu? Kadıköy'deki. İşte o anı dinliyoruz canım. Ya şöyle, bir arkadaşımızın evindeyiz. Ahmet diye bir arkadaşımızın evindeyiz. O da eve yeni taşınmış. O golden sonra muhtemelen oradan da taşınmak zorunda kaldı. Çünkü iki tane arkadaşımız evin içinde meşale yaktı balkondan kendini. Evin içinde. Tabii camdan elini çıkartıp. Diğerleri Mustafa Muhammed'le beraber secdeye yattı. Biz başka bir boyuttayız. Söyleyebileceğim, anlatabileceğim, yani evde olabilecek, hatta onun video ve fotoğrafları da vardı. Duruma göre paylaşırız yani evde mesela yanarken. Burada Beşiktaş maçı, yendiğimiz, kazandığımız, Arda abinin de gol attığı Beşiktaş maçını söyleyebilirim. Yine televizyonda çıldırdığımız, delirdiğimiz.
Bir de işte son maç hani. Deplasmanlara da gidiyordun bu arada. Deplasmanlara da gidiyordum. İlk deplasmana gittiğimde 13 yaşındaydım. Eski İnönü ilk deplasmanımdı. O zamanki kültürde işte burada Mecidiyeköy'de toplanıp sırt sırta omuz omuza Dolmabahçe Sarayı'na yürürdük. Parktan aşağı inerdik. Daha çocuğuz, hiçbir şey bilmiyoruz. İlk deplasmanım oydu. Ondan sonra 5-6 kere, en az 5-6 kere Kadıköy'e gittim. Kadıköy'de galibiyet gören 2500 kişiden biriyim. Deplasman tribününe gittim, evet. O özel 2500 kişiden biriyim. O da unutulmazdı. Programdan önce miydi, sonra mıydı hatırlamıyorum. Galiba onu. Sonra olabilir. Programdan sonraydı sanırım. Orada ne yaptınız? Nasıl geçti? Ya nasıl geçti? Deplasmanı anlat. Deplasmanı anlatayım. Tabii Kadıköy ve İnönü deplasmanları biraz zordur. Hem psikolojik olarak zordur, hem de fiziksel olarak zordur. Yani böyle bir polis kortejinde dar imkanlarla stada gidilir. Stadyumda da dar imkanlar vardır. Sen alışıksın. Ben alışığım. Bize artık onlar aksiyon ve heyecan olarak geliyor. Çünkü çok seviyoruz. Çok içindeyiz bir de yani. Ben Bursa deplasmanına gitmişliğim var. Eskişehir deplasmanını, Trabzon deplasmanını, Ankara Gücü görmedim. Deplasman tribünü hemen hemen yoktur. Çocuk yaşta gitmeye başladım. Otobüslerle gidiyorduk. Kendimiz bir araç kiralıyorduk. Kadıköy deplasmanı şöyleydi. Bir inançla oraya gittik. Hatta o programla ilgili sanırım seninle bir ufak videolu bir evet. iletişimimiz olmuştu. Evet. Ben inanıyorum demiştim. Kazanacağız. Stadyumda da olacağım demiştim. Şimdi hatırladım. Muazzamdı. Yani bu tarz deplasmanlarda zaten galibiyet bambaşka bir hava yaratıyor. Deplasman tribünlerinde 2000 kişi. Onyekuru'nun golünden sonra neler oldu mesela o tribünde? Yani tahmin edebiliyorsun yani. Ben kaçıncı sıradaydım? Üst kattaydım. Onyekuru'nun golünden sonra bizim birbirimizi bulmamız bir 15-20 dakika sürdü. Hani aşağı düşen çok görürsünüz ama yukarı çıkan göremezsiniz. Golden sonra yukarı doğru koşanlar, yani o izlem içerisinde aşağı düşenler, yana düşenler. İnanılmazdı. İnanılmazdı yani. Maçtan sonra takım geldi. En son Fatih Hoca geldi. Fatih Hoca ile bir taraftarın çok güzel bir iletişim oldu. Ya unutulmaz bir geceydi. Ya deplasman galibiyetleri özeldir. Hani buraya ayrıca bir parantez açmayalım. Her deplasman galibiyeti özeldir. Keyifliydi yani. Eğlenceliydi. Galatasaraylılığını bu kadar net bir şekilde dile getiriyorsun, evet, zaten. Yani. Her zaman hani oyuncu olmana rağmen. Evet. Ama bu konuda sen busun. Senin hayatının bir parçası çünkü. Kesinlikle o. Yani Galatasaray'ı çok seviyorum. Ama bu demek değildir ki diğer büyük kulüplere en ufak bir saygısızlığımız, en ufak bir kötü bir sözümüz, bir yaklaşımımız var. Çok büyük camialar, ebedi dostluklar. Kimseye karşı bir negatif düşüncemiz, bir bakış açımız yok. Ben sadece Galatasaray'ı çok seviyorum. Benim Galatasaray'ı sevmemin hiçbir takım taraftarını mutsuz veya rahatsız edeceğini düşünmüyorum. Hepsine saygım sonsuz. Benimki Galatasaray'a olan bir sevgi. Yani Galatasaray'ın bayan basketbol maçına da gidiyorum. Ahmet Cömert'ten evet, beri... Evet, basketbol maçlarına evet. da gidiyorsun bu arada. Yani voleybol, basketbol, diğer branşlara da gitmeye çalışıyorsun bu yoğun temponun içerisinde. Burhan Ferek'le de çok maçlara gittim. Ahmet Cömert'le oynadığımız dönemden beri, Ahmet Cömert'i hatırlamayan seyircilerimiz bile vardır. Ahmet Cömert'le basketbol maçlarına gitmeye başladım. Sinan Erdem'deki Avrupa Kupası maçında oradaydım. Bu yani Galatasaray'ı seviyoruz. Galatasaray'ın kültürünü seviyoruz, Galatasaray'ın ritüellerini seviyoruz, Galatasaraylı olmayı seviyoruz. Son olarak Galatasaray tarihinde senin için unutulmaz isimler kimler? İsimler diyeceğim çünkü birden fazla vardır diye düşünüyorum. Birden fazla vardır. Şöyle diyelim, büyükten küçüğe gelelim. Metin Oktaylar, Baba Gündüzler. Arkalarından kim gelmiş? Fatih Hoca. Şimdi efsane olmak çok kolay bir şey değildir. Başka bir emek ister. Bir kulübe gelirsiniz, 3 sene futbol oynarsınız. 2 şampiyonluğunuz vardır. Taraftar size efsane ilan edebilir. Ama bence efsane olmanın başka bir altyapısı var. Bence Bülent Korkmaz. Yaşayan bir Galatasaray efsanesidir. Yani Bülent Hoca'nın, Bülent abinin çok sevdiğim bir videosu vardır. Biz Ali Sami Yen'de o kalorifer borularının peteklerinin oradan geldik. Bilmediğim yer yoktur diye. Oradan gelip yanılmıyorsam 19 sene. Yanılıyor olabilirim. Seyircilerimizden özür diliyorum. Bu forma için ter dökmek, bu forma için mücadele etmek, başka hiçbir kulüpte olmaksızın efsaneler arasına sayabilirim. Efsaneler olmaya adaylar var ama ben hani efsaneyi biraz daha özel tutayım. Faruk Süren Başkan'ı yine Galatasaray için efsane sayabilirim. Çok büyük bir kupanın yöneticisi, başkanı.
bunlar yani kolay başarılar değil. Hiçbir şey kolay değil ama bunlar hiç kolay değil. Galatasaray için bir taşı bir yerden alıp bir yere koyan herkese büyük saygımız var. Ama hani bu tarz aidiyetlere, bu tarz ömür vermelere ayrı bir vefa göstermeliyiz. Hani benim saydığım şu an için yaşayan 3 efsane bunlar olsun ama daha da adaylarımız var, inşallah olacak. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Ben teşekkür ederim. Sana bir hediyemiz var bugünün anısına. Teşekkür ederim. Şimdi biliyorum ki sen tribünlere giden birisin. Açayım mı? Aç aç. Ve bunu da seveceğini düşünüyorum. Sevmem mi ya? Tribünde. Çok çok güzel. Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Metin Oktay demişken de. Tabii tabii. Anmış olalım. Çok büyük evet. Galatasaraylı. Mekanı cennet olsun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ sana olun. Tekrar başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ ol. Sağ ol Metin. Sevgili seyirciler, Saray Yıldızları'nı bu haftada noktalıyoruz. Haftaya yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.